Kemiklerin ana görevlerinden biri kalsiyum depo kaynağı olmalarıdır. Şimdi annenizin neden büyük bir bardak soğuk süt içmenizi istemesini daha iyi anlamışsınızdır. Daha güçlü kemiklere sahip olmanız için. Kalsiyum hemoostazı veya kan akışıyla kemikler arasındaki kalsiyumun dengelenmesi aslında endokrin veya hormon kontrolü altındadır. Bu endokrin hormonları Osteoklast aktivitesinin osteoblast aktivitesine oranını değiştirirler. Böylece osteoklast aktivitesi osteoblast aktivitesine kıyasla artarken kemiklerden kan akışına doğru kalsiyum ve fosfatın geçişi artar. Tekrar hatırlayalım. Osteoklast kemiklerin çarpışmasına neden olur. Yani kemikteki kalsiyum ve fosfat alınır, kan akışına gönderilir. Bu oran ters dönünce de tam tersi gerçekleşir. Osteoblast aktivitesi artınca, kalsiyum ve fosfat, kan dolaşımından tekrar kemiklere gelir. Kalsiyum hemostazı kısaca böyle. Peki burada işi yapan hormonlar neler? Yani kan dolaşımıyla kemikler arasındaki kalsiyum ve fosfat dengesini sağlayan oyuncular kimler? Ana oyuncular şunlar. Paratiroid hormonu, kalsitonin ve D vitamininin aktif formu olan kalsitriol. Bu hormonlar, mideden emilimi yapılan veya böbreklerden geri emilimi yapılan kalsiyum miktarını düzenler. Bu hormonlar aynı zamanda faaliyet düzeyini yani osteoklastın osteoblasta oranını da etkiler. Paratiroid ve kalsitriol hormonunun kandaki kalsiyum ve fosfat oranını artırma gibi ortak bir görevleri vardır. Kalsitoninin tam tersi bir etkisi var. Yani kandaki kalsiyum ve fosfat oranını düşürür. Ben kalsitonini şöyle hatırlıyorum. Sonundaki in eki, kalsiyum ve fosfat oranını indiriyor gibi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi burada genel bazı şeyler var. İlki şu, kanda kalsiyum oranı her arttığında fosfat oranı da artar. Yani kalsiyumla fosfat, birlikte takılan iki arkadaş gibi. Ve tabi kalsiyum oranı azalırsa, fosfat da azalır. Şunu da unutmamakta fayda var. Kandaki kalsiyum veya fosfat oranı artarken, bu iyonların bağ halinde azalma olur. Yani eğer kanda bu oran artacaksa, bağdan kaynaklanması lazım. Aynı şey tersi için de geçerli. Kalsiyum ve fosfat kan dolaşımında azalırsa, bunun sebebi, bu iki maddenin kemiklere geri konulmuş olmasıdır. Bence bu noktada bir grafik çizmek çok faydalı olacak. Bu hormonların her birinin vücuttaki hücre aktivitesini, osteoblast ve osteoklast aktivitesini nasıl etkilediğini görmüş oluruz. Bağırsaklardan veya karaciğerden kalsiyum emilimi nasıl yapılır onu da inceleriz. Hormonlarımızı yazalım. Paratiroid kalsitonin ve kalsitriol. Ve tablonun sol kısmına da bu farklı endokrin oyuncularından etkilenen şeyleri yazacağım. Osteoblast aktivitesi, osteoklast aktivitesi ve kalsiyumun bağırsaklardan veya böbreklerden emilimi. Öncelikle osteoblast aktivitesine bakalım. Osteoblast'ın kemik ürettiğini hatırlayın. Aktivite arttıkça kan dolaşımından kalsiyum ve fosfat alınır ve kemiklere gönderilir. Bu aklınızın bir köşesinde dursun. Paratiroid hormonu da kandaki kalsiyum ve fosfatı artırır. Başka bir deyişle kana kalsiyum ve fosfat koymak için kemikleri parçalar. Paratiroid hormonu arttıkça osteoblast aktivitesinin azalacağını düşünürüz yani paratiroid hormonunun osteoblast aktivitesi üzerindeki etkisi bu, aktiviteyi azaltıyor. Hatırlarsanız, kalsitriol hormonunun da paratiroid hormonu ile etkisi aynıydı. Kandaki kalsiyum ve fosfat oranını arttırmak için bu maddeleri kemiklerden alırlar. Yani kalsitriol arttıkça osteoblast aktivitesi azalır. Çünkü kalsiyum ve fosfatı kemikten alıp kana gönderir. Kalsitonin ise Hatırlarsak kandaki kalsiyum ve fosfatı indiriyordu. Yani bu iyonları alıp kemiğe geri koyuyordu. O zaman kalsitonin artarsa osteoblast aktivitesinin de artması gerekir. Çünkü kandan alınan kalsiyum ve fosfat sayesinde daha fazla kemik üretilir. Paratiroid ve kalsitriol hormonlarının tablodaki 3 aktivite üzerinde aynı etkiye sahip olduğunu birazdan göreceksiniz. Çünkü ikisi de kandaki kalsiyum ve fosfat oranını artırıyor. Şimdi osteoklast aktivitesine gelelim. Burada olanlar osteoblast aktivitesinde olanların tam tersi. Çünkü hatırlarsanız osteoklastta kemikler parçalanıyor ve kemikteki kalsiyumla fosfat alınıp kan dolaşımına konuluyordu. Paratiroid hormonu da bu süreçte etkileyici bir etkiye sahipti. Bunu da hatırlayalım. Dolayısıyla paratiroid hormonunun osteoklast aktivitesi üzerinde artırıcı bir etkisi olur. Kalsitriol da aynı şekilde aktiviteyi artırır. Kalsitonin ise kan dolaşımındaki kalsiyum ve fosfat oranını azalttığı için osteoklast aktivitesini azaltır. Şimdi kalsiyumun bağırsaklarda veya karaciğerde emilimine gelelim. Paratiroid hormonunun kandaki kalsiyum ve fosfat oranını artırdığını biliyoruz. Yani paratiroid hormonunun bağırsak veya karaciğerdeki kalsiyum emilimini artırması lazım. Kalsitriolün de aynı etkiye sahip olduğunu biliyoruz. Kalsitonin ise kandaki kalsiyum ve fosfat oranını azaltıyor. Dolayısıyla kalsitoninin kalsiyum emilimini azaltması lazım. Peki kandaki serbest kalsiyum iyonları neden bu kadar önemli? Neden vücudumuzda kalsiyum hemostazisi için Birçok farklı hormonu içeren böyle karmaşık bir sistem var. Neden bu sistemde kemikler ve kan arasındaki kalsiyum ve fosfat oranı dengede tutulmaya çalışılıyor? Kandaki kalsiyum iyonlarının çok önemli fizyolojik etkisi var. Mesela kalsiyum oranı çok fazla olursa hücre zarları az uyarılabilir olur ve bu da rehavet, yorgunluk ve hafıza kaybına yol açar. Öte yandan kandaki kalsiyum oranı çok az olursa kas krampları ve kasılmalar görülür. Sizin de gördüğünüz gibi endokrinin sistemin kalsiyum hemostazında oynadığı rol çok önemli. Bunu da kemiğin yeniden yapılanması ve kalsiyum emiliminde gösterdiği etkiler sayesinde yapıyor.